Tabii ki. Pegasus son zamanlarda çok güzel prim yapan hisselerden biri aslında. Hani grafiğine baktığım zaman hani çok net bir şekilde görülüyor. Çok güzel bir şekilde. Yani dün güzel bir hareketi vardı. Bugün birazcık kar satışlarıyla karşılaştı. Şimdi Pegasus bizim dikkat edeceğimiz seviyelerden ilk başı şöyle olacak. Şimdi Pegasus eğer daha fazla hani kar satışa devam ederse ilk dikkat etmemiz gereken seviyemiz 892 seviyesi olacak. Hani bunun aşağısı doğru hacimli kapanmaması gerekiyor. Hani neden bunu seçtiniz diye sorarsanız. Şimdi şu mum çok güzel bir mum. Hani yukarı doğru kırılmış. Şurada bir ufak bir çanağını oluşturmuş. Yani daha demin Vesper'de bahsettiğim gibi aslında. Hani şu daha önce gördüğü en yüksek bakın dikkat ederseniz bu hacim doğru yukarı doğru kırmış. Hani Vesper'de bu yukarı doğru gider aslında. Hani hemen hemen çoğu grafiklerde benzer grafikler var. Ufak bir dönüşünü gerçekleşiyor. Daha sonra gördüğü en yüksek tekrar en yükseği kırarak yukarı doğru hareket yapıyor. Şimdi bizim burada bu mumun yarısını aşağısı kapatmaması bizim için çok olumlu olacaktır. Ama yani hani olur da kapatırsa dikkat etmemiz gereken ilk nokta 857 civarı olacaktır. Bu kendisinin güçlü desteği konumundadır. Eğer burayı da hacim doğru aşağı doğru kırarsa tekrardan 782 ile 800 band arasında bir sıkışmayı gerçekleştirebilir. Oralarda bir oyalanabilir. Onlara dikkat edeceğiz. Yukarı doğru giderse nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şundan bahsedeyim. Yani öncelikle bugün gördüğü bir en yüksek yukarı doğru bir kırması gerekiyor. Hani tekrardan şu şekilde bir iki kere o en yüksek denemesini çok istemeyebiliriz. Eğer bunu yukarı doğru kırarsa ilk hedefi hemen 1000 seviyesi olacaktır. Hani 1000'den büyük ihtimalle bir psikolojik direnç olduğu için ufak bir satışlarla karşılaşabilir. Eğer onu orayı da hacim doğru yukarı doğru kırarsa hareket yukarı olacaktır. Ama şunu da bir bahsetmeden geçemeyeceğim. Şimdi buraya bir tane daha ve aşağı doğru bir kırmızı mum gelirse bu tepede oluşan bir tane ayı mum formasyonu olabilir. Yani akşam yıldız dediğimiz yani mum formasyonu olabilir. Bu da ayı mum formasyonudur. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Yani aslında Pegasus için yarın çok önemli nokta 894'ün aşağısına hacim doğru kırmaması gerekiyor. Eğer kırarsa ilerleyen zamanda 857-850 civarında aşağı doğru hacimli kırmaması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. 1000 de kritik direnç seviyemiz olacak. Ona dikkat edelim. Peki bu